51. dakika programından herkese merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 78. ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Evet Navant. Özel bir gün, hoş bulduk. Sabah 9'u 5 geçe hep birlikte kalktık, ayakta saygıyla andık atamızı. Güzel bir ülke bizlere bıraktı. Biz de bu vatana elimizden geldiğince sahip çıkmaya ya çalışıyoruz ya çalıştığımızı zannediyoruz. Ama sonuç itibariyle ülke toprakları için her zaman savaşacak insanlarız. Bunu da geçmiş dönemlerde de gördük. Belli süreçlerde de izleme fırsatı olduk. Yani zaman zor süreçlerden geçsek vatana her zaman insanların sahip çıktığını, halkın sahip çıktığını görmüş olduk. Özel bir gün. Kendisine buradan tekrardan saygı ve sevgiyle anıyoruz. Böylesine özel bir gün için sevgili Nurcan. Geçtiğimiz hafta Buğra Hoca'nın verdiği cevaplar ses getirdi. Bu konuyla açmak istiyorum. Tabii. Sözü size bırakmak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta biliyorsun bize mesaj göndermişti. İşte bir takım sözlerde bulunmuştu. Biz de ona bir mesaj niteliğinde bir cevap hazırladık. Bu ona bayağı bir dokunmuş. İşte ben de notlarımı aldım. Dün arkadaşlar sağ olsun programın o kısmını bana sadece özet olarak izlettiler. Çünkü çok fazla vaktim yok. Kendisi bana programda bu işi işsiz olanlar işi demiş. Şimdi sevgili hocam benim ne yaptığım belli. Haftanın 7 günü bile bize yetmiyor belki organizasyon olarak İstanbul'da. Sürekli çalışma halindeyiz. Kendisi zaten bunu işte haftada bir tane program çekiyor diye kendisini çalışan bir kişi gibi gösteriyor ama böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Kimin burada işli, kimin işsiz olduğunu yaptığı zaten yalan dolan haberlerle de izlemiş olduk. Sana da program öncesinde izlettim. Sen de gördün. Sırasıyla gitmek istiyorum. İlk olarak şunu söyledi kendisi. 38 yaşındaki bir adamın, ki daha yaşım bilmiyor, ağıran saçlarımı işte tecrübemin göstergesi olduğunu da farkında değil. Pembe kravat takma sebebimi söyledi. Biz zaten geçtiğimiz haftaki yayın öncesinde seninle konuşmuştuk. Türkiye'de bir destek var. Meme kanserine karşı yapılan projeye bir destek amaçlı. İşte basketbolda geçtiğimiz haftalarda... Ünlüleri bu konuya dahil etmek istiyorlar. Dikkat çeksin diye. Biz de programı izleyen birçok kadın taraftarımız da var. Erkekler de var. Şimdi bunları, bu projeyi bilgilendirmek amaçlı. Biz de pembe bir kravatla destek olmak istedik. Çünkü o toplar, hani pembe toplar, özel toplar olduğu için belki ilk etapta temin etme fırsatımız olmadı. Geçtiğimiz senede zaten pembe kurdele olarak bu projeye destek vardı. Böylesine önemli bir proje. Biz de yayın aracılığımıza destek olmak istedik. Kendisi tabii sosyal medyaya da böyle boş işlerle uğraşıyor. Böyle sosyal projelerle ilgilenen bir yapısı da yoktur. Çok yakın takip edememiş. Yani işte bilmiyor neyin ne olduğunu. Oradan farkındalık projesi tabii. Gerçekten önemli bir proje. Buradan tüm hastalara acil şifalar diliyorum ve bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Tüm halkın da duyarlı olmasını diliyorum. Biz de bu projeye buradan mesaj amaçlı bir destek olmuştuk geçtiğimiz hafta bu kravat takarak ve önümüzdeki günlerde de yine takmaya devam edeceğiz zaman zaman hatırlatmak amaçlı. Supervisor mevzusu var. İstanbul'da maçlarda oynanırken yani herkes sağ olsun onun sayesinde bir ismimiz de oldu. Supervisor Nalbant diye ismimizin başına da bir şey daha eklenmiş oldu. Supervisor ırgat demiş kendisine. Biz zaten hiçbir zaman ırgatlığımızdan vazgeçmedik. Biz yağmur altlarında çalışırken kendisi kahvesini yudumluyordu oturduğu yerlerde, kaçamaklara yapıyordu Türkiye finallerinde. Bunları, bu dosyaları açıp çirkinleştirmek istemiyorum konuları. Ne yaptığımız, herkesin ne yaptığı ortada. Bizler, bize ne görev verilirse bunu yaparız, ırgatlığımızı da yaparız. Gider orada yönetici olarak da görevimizin her zaman başındayız. Geçtiğimiz hafta için gene bir dönemimiz var şununla ilgili. Kendisi... RÇ davasının tamamen bir yalan dolan olduğunu belirtti. Bir tane adama diyelim, çocuğa artık bir tane karton geçmişler, yüzünü bile saklıyorlar. RÇ'ye para vaat ettiğimi, parayla bu işleri yapıldığını. Evet, birazdan asıl görüntülerimiz var. Onları zaten rejiden birazdan isteyeceğim. Yani bizim içerideki adamımız daha bulamazlar. Öyle kolay değil o adamı bulmak. Çok özel bir adam.
Ona ulaşmıyor. Ben izlerken şeyi düşündüm, gerçek mi? Değil mi? Yani, gerçek mi acaba? Böyle yani bir işte, teklifte bulundunuz mu? Yani böyle birini bulma şansı çok zor. Yani bizim içerideki adamımız daha bulmak için hani 40 fırın ekmek demiş ya, kendisinin 50-60 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Takım elbise mevzusu vardı. Giymem dedi. Çok net bir şekilde belliydi. İzledik hep birlikte görüntüyü. Evet, İzledi, oturdu, giydi. Sonra işte ben öyle demedim de. Yani kıvırmayı bu kadar iyi beceriyorsan Asena'ya rakip ol sevgili Buğra yani. Yani Asena'ya rakip ol. Zaten yaşlandı kendisi de. Kendisine bir rakip ayırıyor. En güzel rakip sen olabilirsin belki bu konuda. Bana Business Cup'a davet göndermiş İzmir'e. BC'ye gelemez diye hitapta bulmuş. Gelemeyeceğimi biliyor çünkü aynı dönemlerde bu organizasyonu yapıyoruz. Daha onun farkında değil. Ben de buraya bırakıp gidemiyorum. İşimiz sorumluluğu çok fazla. Kendisi yarıda bırakıp giden insan. Geçtiğimiz sezon Bodrumlarda Business Cup bırakıp neler yaptığını biliyoruz. İşi bırakıp Bodrum'a yerleşmeye çalışmalar falan. İzmir'den kaçışlar. İzmir'den kaçış derken İstanbul'un İzmir'i kıskandı. Ya bunları bırakın arkadaşlar. Dünya İstanbul'u kıskanıyor ya. Şöyle bir gerçek var. Başka İstanbul yok. Yani dünya İstanbul'u kıskanıyor. Yani dünyadaki herkes bu İstanbul'u gelip görmek için, buranın güzelliğine ortak olmak için mest oluyor. Kalkmış bize İzmir'i. Yani neyini kıskanacağız biz İzmir'in ya? Belki hocam orada tabii biraz daha böyle Rum havası mı var diyelim. Böyle akşam daha böyle yaz ortamı mı var? Daha samimi bir ortam var belki. Çünkü o nedenle iş güç yok. Gezme tozma. Rahat bir yaşam var. İstanbul'da daha çok telaşı, trafiği, bunun yoğunluğuyla beraber bir kalabalık. Zaten şöyle bir şey var. Şimdi İzmir'e gidilir yani benim işim gereği İzmir'de de olmam gerekirse olurum. Kalmam gerekirse İzmir'de de kalırım ama İstanbul, yani İzmir'i ben hiçbir zaman kıskanamam yani bir İstanbullu olarak. İstanbul kendisi, bir eyalet. Yani şehirde bir eyalet. İşte kendisi İzmir'in dışına çıkamadığı için çerçeve olarak ancak Ege bölgesinde gezip duran bir şahıs. Şunu gözlemledim program boyunca. Buğra konuşurken Fırat'ın el hareketlerine dikkat ediyorum. Sürekli böyle işte şöyle kravatını düzeltiyor, şöyle bir şeyler yapıyor. Yani bir tedirginlik havası içinde. Yani orada bir yalanı ortak etmeye çalışıyor çocuğu. Yani Fırat da orada ona ortak olmak istiyor ama bir tedirgin Fırat yani. Ya Burak hani bu kadar hani dalavere içinde ben ne yapabilirim? Sürekli bir selam söylemeye çalışıyor. Sırf o yüzden dolayı hani ne yapıyor, ne ediyor? Sürekli böyle, sürekli bunu böyle geçiştiriyor, bunu buraya koyuyor, onu yapıyor, şunu yapıyor. Hani yok yani böyle sürekli tedirginlik içinde. Hani sevgili Fırat kardeşim gel bu yoldan vazgeç, doğru yola sen de ulaş diyorum. Gelelim, videolar oynattı. İstanbul'daki ekibine ulaşmış. Bana İstanbul'da ve Türkiye genelinde bir örgüt kurmakla suçluyor kendisi. Ama videoyu izleyenler çok iyi bilir. Neyi örgütlediğini kendisi söylüyor. Hemen İstanbul'daki ekibimi örgütledim. Demek kendisi bir örgüt kurmuş zaten. Kendisi zaten bir şebeke. Yani burada kalkıp bize örgüt diyen, bize şebeke diyen bir kişi. Yok işte üniversiteye giden, işte çocukları kandırıyormuşum oraya çikolata vaadiyle orada getirip çekimler yaptırıyormuş. Ya bırakacaksın bu işleri ya. Biz orada tatlımızı alıyorsak onların o yoğun mesaide kan şekerlerini tekrardan zirveye taşıtmak için yani. Ya böyle basit basit şeylerden bir şeyler çıkartmaya çalışmış. İstanbul'da bizim farklı bir organizasyonumuz var Religa diye. Sen de zaman zaman izledin biliyorsun sevgili hocam. Burada bir takımla anlaşmış sözde. İşte bizim inlerimize kadar inmiş. Orada görüntüler olmuş. Bizim orada not ettiğimiz kağıtları göstermiş. Şimdi ben size rejiden önce o görüntüyü oynatmasını istiyorum. Voden'le nasıl bir işbirliği içindeymiş. Önce onu izleyelim. Evet arkadaşlar, bunca şeyden sonra bugün operasyon yapmayı karar verdik. Kesinlikle. Sevgili Mustafa Nalman T. Uğur Dedi'nin inine girdik. Bakalım buralarda neler görecek. Bakalım notları, hemen not almışlar. Notları zaten çok da farklı bir şey beklemiyorduk. Tabii. Arkadaşlar direkt 51. dakikada da kendilerini çok belli ettiler işte zaten. İşte görüyoruz Voden HPP adına alınan notlar. Voden takımına bol kart için hakeme baskı yapılacak. Bak. İşte bu. Uğur Yontu yayında sallanacak. Morali bozulacak. İşte bu abi işte. Takımın görüntü kaydediliyor gibi yapıp kaydedilmeyecek. Kusura bakmayın denilecek. İşte sevgili Uğur ve sevgili
Mustafa'nın inlerine girdik. İnlerine girdik. Yayını da buradan yapıyorlar. Bakalım bugün ne olacak? Başka tapeler de var. Onları da yayınlayacağız. Bu tapelere ne diyorsunuz? Görüntüleri gördün sevgili Nurcan. Çantanın nasıl taşındığını, paranın nasıl el değiştirdiğini, İstanbul'da bizim ekipten bir kişiyle işbirliği yapmaları ve bu işbirliği sonunda Buğra Hoca'nın gönderdiği o para çantasının bizim çocuğa kadar ulaşması, bizim o çıkılmaz denilen kitle olan yeri işte yukarıya çıkartarak orada yalan yanlış yazılar yazıldığının en büyük ispatıdır bu görüntü. Orada çantayı dikkatle izlediğimiz zaman çok net bir şekilde görüyoruz. Gelmiş, pankart tutturmuş basın toplantılarında, işte benim hakkımda mesajlar, sözde Buğra'ya destekler vermiş oyuncular ki hepsi yalan. Hepsi yalan. Onların da videoları var. Bir iki oyuncuyla görüştüm oradan. Aradık, konuştuk. Yani inanılmaz kayıtlara ulaştım sevgili Nurcan. Yani bu sözler yenilir tutulur cinsten değil. Yani öyle sözler var ki anlatamam sana. Onu da şimdi birazdan videosunu izleteceğim. İzletmeden önce şunu söylemek istiyorum. İşte İzmir'de tüketilen, birlikte oturduğumuzda masada tüketilen sıvılardan bahsetmiş. Ben sıvı tüketmem demedim kendisine. Kendisi programda açsınlar, izlesinler Business Cup'ın birinci ya da ikinci haftasındaki görüntüleri. Biz yeşil ağacıyız, biz sıvı tüketmeyiz diyen adamın neler yaptığı ortada. Ben en azından bunu deklare etmedim. Yani sosyal medyada paylaşmıyor demiş benim siyasi görüşümden ötürü. Ya bunları geçeceksin. Ben sosyal medyada benim paylaşmamı seviyorum. Biz spora hizmet ediyoruz. Ya bu tip görüntülerin de spor medyasında görünmesi çok hoş değil. Çünkü insanlara örnek olmak zorundayız. Biz belli bir kısmı artık hitap edenleriz. Ama kendisi tabii bunları bilmiyor. Bunları düşünmediği için de bu tip şeyler var. Burada sözünü lafı kesim sevgili Nalbant. Amerika'da seçimleri Donald Trump kazandı. Bu konu hakkında yorum ne olacak? Bununla ilgili de şunu söyleyebilirim. Güzel bir seçimdi. Seçim organizasyonu olarak bayağı yoğun bir zaman dilimi harcadılar. Evet, oldukça büyük bir yarış vardı aralarında. Donald Trump oldu. Ülke destekledi. Seçimle gelen seçimle gider. Biz bu ülkeyi bu şekilde yönetiliyor. Bu yüzden de biz seçimle gelene her zaman saygı duyuyoruz. Müslüman karşıtı deniliyor kendisine ama göreceğiz zamanla bakalım nasıl işleyecek. Bence Müslüman karşıtı da olsa sonuçta onu destekleyen orada belli bir kesim var. Bunların içinde Müslüman kesim de var ki geldi. Zaten Amerika dediğimiz ülkede ciddi anlamda bir Müslüman kesim de var. Yani çünkü her kesimden insanlar var. Hani burada da şunu söyleyebiliriz. Siyasi anlamda ne yaparsanız yapın, doğruları yaptığınız sürece halk her zaman destekler. Yoksa hani bugün seçilirsin, yarın bu seçimin devamı gelmez. Seni destekleyen insanların sayısı azalır. Uzun ömürlü olmaz. Bugün Amerika sonuçta böyle dünyaya hükmeden bir ülke baktığımızda. Donald Trump'a hayırlı olsun diyoruz. Zor bir görevi aldı. Yardımcısı olsun. Tüm ülkelerle güzel geçinsin, barışı getirmesini temenni ediyoruz açıkçası sevgili Nurcan. Siyasi görüş demişti işte kendisi. Yani biz tamamen spora hizmet verdiğimiz için bunları gizli saklı tutuyoruz diyelim. Yoksa aile içinde de, aile meclisinde oturup gene aynı sıvıları tüketiriz, problem değil. İşte bunun üzerine de pankartlar hızlatmış. Yani sözde takımlar hazırlamış o pankartları. İşte tutturuyor sağa sola. Sevgili Rejden o görüntüleri de oynatmasını isteyeceğim. Çok feci görüntüler ya, anlatamam sana Nurcan. İzletelim. Geçen gün Buğra Erdoğan geldi. Mustafa Nalbant'la ilgili bir pankart yapmış. Onu göstermemi istedi. Onunla sahaya çıkmamızı istedi. Ben olmaz dedim. Nalbant bizim sevdiğimiz, saydığımız bir abimiz dedim. Bu diyaloglar geçerken aradan laf soktu. Bak dedi, karşı takımda tanıdıklarım var dedi. Çıkmazsan Mustafa Nalbant'ın yanında değil de benim yanımda olmazsan bunları yaparım dedi. Şekil ağda gördüğünüz gibi. Ayak bu şekilde. Ama ben yine de Mustafa Nalbant'ı satmadım. Değil bir bacak, iki bacak da feda olsun Mustafa Nalbant'a. Buğra Erdoğan geldi. Nalbant hakkında ileri geri konuşuyor. Mustafa Nalbant. Tanıyor musun sen Mustafa Nalbant'ı? Evet. İyi birisi biliyorsun. Severim kendisini. Geldi.
Dedi ki biz Nalbant'a şöyle böyle bir şey yapacağız. Sen dedi pankart asacaksın, çıkartacaksın dedi. Ya bana? Valla pankart asacaksın dedi Nalbant'a. Yazmışlar oraya pembe bilmem böyle bir şeyler yazmışlar. Ben dedim ben Nalbant'a yapmam öyle bir şey. Ben dedim bu sektörün dedim duayenlerinden biriyim can sektöründe. Ben dedim öyle bir şey yapmam onu da severim. Yapmazsan dedi sakatlar istene başta. Takım arkadaşları varmış diğer takımlarda. Seni sakatlarız dedi. Olur mu öyle şey? Aha olur mu öyle şey? Ben de öyle dedim. Olur mu öyle şey dedim. Ondan sonra geldi para teklif etti bir şeyler yaptı falan filan. En çok ne koydu biliyor musun? Bu çocuk programlara çıkarken ben takip ediyorum bunları. Nalbant'ı izliyor önce ondan sonra programa çıkıyor. Çin malı Mustafa Nalbant mı lan? Bildiğin Çin malı Mustafa Nalbant. Çok zoruma gitti. Bizim takımdan birkaç çocuğu aynı şekilde sıkıştırmışlar. Kağıt tutturmuşlar. Hatta bir tanesini sakatlamışlar evde yatıyor. Dizinden sakatlanmış, dizi kırılmış. Çok yanlış işler bunlar. Mustafa Nalbant adammış. Olacak iş mi? Olacak iş değil. O yüzden biz de gereken cevabı kendisine vereceğiz. Ne şekilde? Ayarlayacağım ona bir şeyler ben. Ben her zaman söylerim. Mustafa Nalbant adamdır. Mustafa Nalbant'a uzanan eller kırılır. Hocam izledik. Gerçekten inanılmaz görüntülerdi. Çok ağır ithamlar, çok büyük tehditler var burada. Ne diyeceksin? Yani bir oyuncunun sana destek vermediği takdirde bu tehditle oyuncunun ayağını sakatlamaya kadar giden karakterde bir insandan bahsediyoruz ki bu karakteri programın sonunda bitirirken de sevgili Fırat'a Buğra... Fair play, çok bu fair play'e yakışır bir durum içerisinde. Çünkü yani verdiği son programı bitirirken ki cümlelere bakıyorum sevgili hocam ne demiş? Nalbant ayağını denk kalsın bundan sonra onu konuşturmam. Ya. İşte zaten konuşturmadığı oyuncuları da gördük. Ayakları ne halde? Ayağınız sakınabilir sevgili Nalbant. Dikkatli yürüyün. Bizim çok şükür kimseden korkumuz yok. Halk bizi sevdiği sürece hiçbir zaman sıkıntımız yok bu konuda da. İstersen çok ayırdık. Çok evet, gereksiz konulara ayırdık. Sizlere de meşgul ettik sevgili 51. dakika izleyenler ama bazen de bu tip insanlara cevap vermek zorunda kalıyorsunuz işte. Evet. Şimdi 3. haftayı da geride bıraktık. 3. haftanın ilk karşılaşması Hunca ile Gelen Çorap arasında geçti. Aralarında bir beraberlikle biten maçı burayı kesebilir miyim? Sıfırdan başla, sıkıntı yok. 3. haftaya geçelim diye. 3. haftayı da geride bıraktık. 3. haftanın ilk karşılaşması Hunca Gelen Çorap arasında geçti. Günün ilk maçında izleyenler futbola doydu. İki takımın da 3 puan için yaptığı mücadelede kazanan olmadı. Gelen Çorap'ın tecrübeli rakibi karşısında nasıl buldun Nalbant? Şimdi Gelen Çorap üzerine koyarak gitmeye devam ediyor. Hunca geçtiğimiz senede yarı finalde elenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Yani tecrübesi, oyun yapısı, kadro yapısını koruması, hani her anlamda çok iyi bir takımdan bahsediyoruz. Burada da çok iyi direndiler. İleride bastılar, geride oyunu iyi hükmettiler. Yani takım halinde çok iyi işler yaptığını söyleyebiliriz sevgili Nurcan. Ben Gelal'ın eğer bu performans seviyesini, çıtasını yükseltirse, bir de taraftar desteğini de biraz arkasına alırsa, en azından ben gruplardan sonra da belki sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösterebilirim Gelal'ı bu konuda sevgili Nurcan. Sence Hunca bu maçta oyunun içinden çok dışında olduğu için mi skor üretti? Şimdi sen de futbolun içindesin biliyorsun. Hı. Oyuncu bir yerden sonra oyunu bırakıp hakeme döndüğü zaman oyuncunun konsantrasyonu kayboldu. Tamamen gitmiş. Şimdi Hunca'da da mesela Özgür bunu denedi. Yani oynama hakemle, sen futbolunu oyna. Sana faul verilir, penaltı verilmez, o olur, bu olur. Ya bırak tartışma açı, sen kaliteli isimdin. Güzel de bir gol attın bu hafta yine. Kaliteli, kumaşı iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama da bir birlik skor inanılmaz güzel bir mücadele tanık olduk anlamına gelir. Yani şimdi Ali Terzi elinden gelen mücadeleyi yapıyor takım anlamında. İyi bir performans sergiliyor. Ama Özgür oyundan çok diğer işlerle ilgilendiği için sıkıntı yaratıyor. Bu sezonun bence Hunca için en büyük hayal kırıklığı Erdi Yılmaz'dır. Neden hocam? Yani geriye bu kadar mı gider? Ya artık özel hayatına, yaşantısına mı dikkat etmiyor? Performansta düşük. Kendisini farklı mecralara mı verdi? Yakışıklı da bir çocuk şimdi. Acaba kız arkadaşlarla dışarılarda gezerek mi vaktini ayırıyor, idmanları bırakıyor? Çünkü sektör olarak da parfüm sektöründeler bu arada.
ihtiyacınız varsa kokular, size... Kokular cazip mi geliyor? Evet, size de güzel bir koku göndermesini buradan hemen evet, mesajını iletelim. Evet. Hunca cephesinden. Yani herhalde o şekilde takılarak dışarıda vakit geçiriyor ve bu yüzden performansına evet, ben yansıtamadığını düşünüyorum. Yani Hunca ya bir yerlere gelir ama biraz daha tekrardan o eski konsantrasyon dönemlerine geçmesi lazım sevgili Nurcan. Evet, haftanın ikinci maçı MNG Kargo Turuncu Destek Yatırım arasında geçti. MNG Kargo'nun 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. MNG Kargo kendisi için büyük önem taşıyan maçta 3 puan almasını bildi. Bu 3 puan gruplardan çıkmasına yeterli olur mu sence? Tabii tam yeterli olacağını söyleyemeyiz. Daha önlerinde çünkü maçlar var. Ama performans anlamında iyi bir hava yakaladılar. Özellikle Zafer'in yine bireysel çabaları ve oyuna katkıları MNG Kargo'yu bir yerlere taşımaya devam ediyor performans olarak. Ben bu 3-1'lik galibiyetin en azından MNG'ye moral olacağını düşünüyorum. Bu moralle de gruplardan çıkmaları adına bir umut olduğunu söyleyebilirim bu maçın. Peki Destek Yatırım maçı kazansa gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantileyebilirdi. Şimdi işleri daha mı zor? Tabii şimdi işleri daha zora soktular. Çünkü zorlu bir grupta yer alıyorlar. Hemen bir yandan da o grup sıralamasını da açmak istiyorum. Şunu söyleyebilirim sevgili Nurcan. Şu maçı alsa en azından bir rakibini eleme şansı olacak burada. MNG'yi saf dışı bırakacak. Kendi rakibi olarak değerlendirmeyecek MNG'yi. Ama oyun olarak bence burada gene kötü performans sergilemediler. İyi bir oyun ortaya koydular. Ama karşısında daha istekli bir rakip vardı. Bu da onların en büyük handikapı oldu diyebiliriz. Şimdi çok fazla MNG olduğu için onların grubunu hemen bulalım. Destek yatırımlı olan grup. Şimdi şurada bakıyorum 3 puanı var. Yani şimdi oyuncakları maçları da değerlendirecek olursak işleri çok kolay olmayacak Destek Yatırım'ın. Burada Lee Funk'un işte göstereceği mücadele ki son ortak oyunları performansla değerlendirecek olursak ya bu grupta biraz işler karışık sevgili Nurcan. Ne olacağı belli olmaz. İşleri kolay değil yani Destek Yatırım'ın. Evet. Sıradaki maçımız İstaç Lee Funk arasında geçti. İstaç 2-1'lik üstünlüğüyle maç skorlandı, sonuçlandı. İstaç performans olarak bu maçta da çok istenilen seviyelerde değildi. Sence Ümit Hoca takımı eskisi gibi çalıştırıyor mu yoksa bu maçta rakibini mi küçümsemiş? Bir kere rakibi küçümsedikleri bir gerçek. Önce buradan başlamak istiyorum. İstaç ama böyle bir takım değildi. İstaç hiçbir zaman rakibini küçümseyerek sahaya çıkmazdı. Her rakibini özel olarak önlem alırdı. Ümit Hoca da her maçta kenarda dururdu. Sağ içindeki kenardan evet, bahsediyorum. Şimdi oturmuş kenarda çayını çorbasını içiyor. Evet, içeride bir sıkıntılar mı var? Olabilir. Bilmiyorum. Yani bir yerde bir şekilde problemler var. Oyuncular hoca arasında bir sıkıntı var. Şimdi muhtemel anlamda ben Ümit Hoca ile ters düşecek bir hoca oyuncu düşünmüyorum. Çünkü iyi niyetli bir hoca olduğunu düşünüyorum ama Ümit Hoca'nın sanki iç hatlarda o eski takıma verdiği enerji, sinerjiyi ben göremiyorum saha yansıtma anlamında. Bu da performansa da olumsuz olarak yansıyor. Yani İstaş takımı bu maçta belki rakibi dahi, Lee Funk dahi farklı kaybedeceğini düşünürken İstaş'ın o kadar kötü performansı ve ciddi anlamda oyunu açamaması bir sıkıntı yarattı diye düşünüyorum ben. İstaş cephesinde işler yolunda gitmiyor yani. Lee Fung'un şampiyon apoletli bir takım karşısına ortaya koyduğu bu performans takımı umut olur mu? Bence muhteşem bir performans ortaya koydular. İyi direndiler, savunmayı yaptılar ama tamam bir yerden sonra güçleri düştü, golle de cevap verdiler. Ancak ve ancak oyun anlamında sahaya yansıtan futbola bakacak olursak İstaş'tan daha iyi oynadılar. Yani ben isterdim şu maçtan en az bir puanla ayrılsınlar. Sıradaki maçımız Türk Aset 4, Lisplan 0. Türk Aset dolu dizgin yoluna devam ediyor. Türk Aset'in bu futbolu bu sezona sürpriz yapmalarını sağlar mı hocam? Türk Aset iyi başladı sezona. Bu hafta Kurt Hocaları da kenardan maçı takip etti. Oyuna çok iyi direktifler verdiler futbol anlamında. Ben oyunlarını çok beğendim yine Türk Aset'in. Bir enerjileri var ama önümüzdeki haftalar için hani ne katar, ne yapabilirler birazcık hani soru işaretleri var kafamda. Hani daha çünkü takım yeni oturmaya başladı. Oyun yapısı olarak daha ileriye taşıyabilecekler mi? Ama güzel bir hava yakaladılar. En azından ilk senelerine göre o kadar oyuncu kaybedip ve kadrolarını yenilemelerine rağmen bence daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını düşünüyorum bu sezon için. Türk Aset olumlu bir yolda gidiyor.
Les Plan'da takımın orta sahadaki önemli ismi Gökay'ın yurt dışına böylesine önemli bir maçta gitmesi doğru muydu sence? Ya şimdi bildiğim kadarıyla iş seyahati değil. Evet. Keyfi bir seyahat. Amsterdam'a gitmiş kendisi. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım sevgili Nurcan. Takımın burada önemli maçtayken sen orada eğlencedesin. Gece hayatına da düşkün bir isim Gökay. Orada artık neler yaptığını bilmiyoruz. Haftaya geldiğinde basın toplantısına bizzat katılmasını istiyorum ve bu sorulara cevap vermesini istiyorum. Belki de dönüşü muhteşem olacaktı hocam. Performans olarak göreceğiz tabii ama ben böylesine iyi bir oyuncunun burada bunu yapmasını hiç doğru bulmadım. Takımında orada bakıyorum. Şimdi Yiğit'in mücadelesi, şimdi diğer arkadaşın ismini hemen bulmam lazım. Yani takımın genel hattıyla ortaya koyduğu performansı değerlendirecek olursak hani hakikaten müthiş bir performans vardı sağ içinde ama işte buradaki en büyük handikap yani Gökhan yani takımın senin burada can çekiyor. Yani zaten kısıtlı bir kadronuz var, yedek bençiniz zayıf. Sen böyle bir aşamada takımını bırakıp gidersen Türk Aset'te 4 de atar, 5 de atar, 6 de atar yani. Mert elinden geleni yaptı yani. 2 kişilik oynadı. Gökay'ın yerine de orada oynadı. Yani Gökay'ın bu hafta gelip Mert'ten helallik alması lazım. O kadar söyleyeyim sana yani. Ama Les Plan işi zora sokuyor. Bir parantezde şunu açacağım. Sevgili Burak'a seslenmek istiyorum. Gökay kadar eleştirdik ama Burak'ın da artık özel hayatına dikkat etmesi gerekiyor. Cuma ve cumartesi geceleri bizim elimize geldi görüntüler basında. Fair Play'in basın ekibi gece hayatında görüntülemişler onu. Barlarda, Taksimlerde, Nişantaşı'larda, orada burada geziyor sürekli. Bu şekilde devam ederse ne futbolda ne de haftaya başlayacak tek potu da verimli olamaz. Evet hocam, sıradaki maçımız ASS NMQ arasında geçti. ASS'in 11 birlik gibi bir üstünlüğü oldu. Oldukça farka gidilmiş bir maç oldu. ASS uzun süredir beklediği galibiyeti farklı kazanarak aldı. Bu maç ASS cephesine ne katar sence? Şunu söyleyeyim. Ya ASS cephesine ancak bu maç hem avaraj katar hem de biraz moral katar. Çünkü 3 puana ihtiyaçları vardı. Şeytanın bacağını kırmak istiyorlardı ve bu maçın sonunda o şeytanın bacağını kırdılar. Evet. Ya bu da onlar için önemli bir etken oldu. Oyuncular gol atarak, Burhan özellikle gol 3-4 gol attı yanlış hatırlamıyorsam. Diğer haftaların acısını çıkarmış. Ve moral buldular. Sen de bilirsin hocam. Şimdi bir oyuncu, forvet oyuncusu gol atamadığı zaman panikliyor. Panikleyen bir oyuncuya da bakacak olursak bu tip maçlara ihtiyaçları vardır. Özgüven eksikliği oluyor zaman içerisinde. Bu da ona moral kattı ve attığı gollerle gücüne güç kattı. Şimdi ASS hani o eski formuna yavaş yavaş ben kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. NMQ artık işler çıkmaza mı girdi NMQ'de? Artık bu bir gerçek. NMQ artık keyif almasına baksın Business Cup'tan. Evet. Yani çünkü 11 birlik bir mağlubiyet, ağır bir mağlubiyet ama ilk kez katıkları bir sene. Her sene de söylerim. Tecrübe edineceğiz düşüncesiyle yola devam ederlerse keyif alırlar. Şimdi siz de birçok kulüpte oynadınız, çalıştınız, başarısız olduğunuz kulüpler de vardır. Belki kariyerinizde hani beklentilerin altında karşıladınız. Henüz olmadı. Olmadı o zaman. Muhakkak ki olmuştu. Yani şimdi ne oldu? Ne yaptınız? Vazgeçmediniz. Tabii. Üzerine koymak için mücadele ettiniz. Ya o takım yönetiyorsunuz, oradaki çalıştığınız öğrencilerinize farklı yollarla motive edip bir yerlere getirmeye çalıştınız ve başarı zamanla bu geliyor. Bu bir hazırlık süreci olarak görmeleri gerekiyor bunu o zaman. Sıradaki maçımız Digiturk ile NEF arasında geçti. NEF'in 1-0'lık üstünlüğüyle maç sona erdi. İki takımın da 3 puanı istediği maçta kazanan taraf NEF oldu. Oldukça güzel bir atmosferde geçen maçın kader anları nelerdi? Şimdi maçta o kadar çok kader anı var ki 2'ye 1 gittiğinde Nefli oyuncunun gole çevirememesi, ardından pas vereceğinde pas vermemesi, bir pozisyon sonrasında gereksiz bir reaksiyonla topa vurup basit bir sarı kart alması ve ardından da yine rakip oyuncuya girdiğinden dolayı ilk sarı kartı işte kendi cezasını kesti sarı kartla. İkincisi de kendi cezasını katarak sarı karttan kırmızı kartla takımını yalnız bırakması. Ya bundan sonra Digiturk'ün baskı kurup golle belki tanışsaydı 3 puan alabilecekleri maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kalacaktı NEF. Hani NEF cephesinde kırılma anı bu. Size de sormak istiyorum sevgili hocam. Şimdi bir oyuncu ne olursa olsun böylesine kritik bir aşamada yani vakit geçirmek amaçlı niye topa vurur? Yani oyun durdu, hakem düdüğünü çaldı. Ondan sonra reaksiyon olarak topu vuruyorsun. Ve sarı kartı alacağını da biliyorsun kural olarak.
Yani ona yorum bile yapamıyorum şu an. Değil mi? Yorum bile yapamıyorum şu an. O an bir düşüncesi... Yani ne olursa olsun, yani. Nasıl bir atmosfer olursa olsun yani. Bunu tartışmaya gerek yok. Yani hiç gerek yok. Evet. Yani yapmaması gerekiyor. Daha oyun içerisinde olması gerekiyor. Demek ki... Sonra da yaptığın ilk fualde... Konsantre olamamış ilk konsantre. Şimdi 1-0 giden bir maç ve halı sahadan bahsediyoruz. Hani büyük, evet, sahada olsa... Halı sahada bu skorlar gerçekten ciddi. İyi skor çünkü mücadelenin çok üst olduğunu gösterir. Ve orada atmosferin çok yukarıda olduğunu gösterir. Belki onun da etkisi altında kalmış olabilir mi acaba? Yani, ama şimdi ise onu söyleyeceğim. Şimdi büyük sağ tempo olsa... Tempo yüksek olunca biliyorsunuz oksijen beynin daha az gidiyor. Telaffuz etmiyor. Dolayısıyla... Evet. De... Yani bu da ispatlanmış bir şey. Yani kan, evet, oranları, şeker oranı arttığı için oyuncular bazen o an o atmosferde kaybedebiliyorlar kendini. Bir de kenardan da bir taraftar onun baskısı var. Olabilir. Geçen haftada yaşananlar var. Hani hepsini bir araya koyduğumuz zaman takım 3 puan istediği için belki. Bir de ben şunu da düşünebiliyorum. Oyuncu tecrübeliyse bunu yapmaması lazım ama hani oyuncunun şimdi bir de olmuş olabilir. Oyuncu acaba siz benden daha bilgisinizdir bu konuda. Oyuncu yedek kaldığı için de biraz agresifleşmiş olabilir mi oyuna girerken? İlk yedide başlamaması handikap yaratabilir mi? Muhtemelen belki. Daha önce banka oyunculardan biri. Hocaya da bir tepki olarak da olabilir. Olabilir muhtemelen bir olasılık. Daha dikkatli olmaları gerekiyor bence. Kritik bir anda. Dijitürk cephesinde ise Hakan'ın oyunun başında oynamaması ki bu kadar yıldız bir ismin oyunun başında oynamama sebeplerini de araştırmak lazım. İki tane bununla ilgili hani dedikodu var. Biri sakat olduğuna yönelik ki ben buna inanmıyorum. Oyuna girdiğinde hiç sakat yapısı yoktur. Ben birincisine daha çok inanıyorum. Şu o da arkadaşlarına küsmüş maç öncesinde. Trip atmış. Yani herhalde bir aralığına bir diyalog geçti. Hı-hı. Bunun üzerine ben ilk yedi çıkmayacağım dedi. Sizce buna gerek var mı? Yani bir trip atmak bir takımın kaderini oynamak değil midir gereksiz bir şey? Ne olursa olsun yani. Tabii ki. Yani o büyük bir handikap, dezavantajdır takım için. Takım içerisinde uyumsuzluk, gerginlik, takımı kötü etkiler sonuçta. Dolayısıyla olmaması lazım. Bu da zaten işte 3 puandan olmalarına olmaması neden oldu diyebiliriz yani. Ve Dijitürk bu hafta ofans hattında çoğalamamış. İşte en büyük göstergesi bunu konuşuyoruz. Yani Hakan'ın oyuna sonradan dahil olması ve oyuna adapte sürecinin hızlı sürmesi. Evet. Bir de rakibinin de iyi savunma yapması bence burada çünkü en büyük handikap oldu diye düşünüyorum ben. Evet. Nef cephesinde bu galibiyette zirve yürüyüşü başlar mı sizce? Takım içi bir birliktelik başladı. Geçtiğimiz hafta biliyorsun başkanın olaya müdahalelerini konuşmuş burada. Başkanla teknik direktör ve takım taraftar bir bütün olmuşlar. Hatta burada başkana sahip çıktı taraftarlar. Hocalarına da sahip çıktılar. Ama bu tabii sözde birliktelik mi yoksa gerçekte birliktelik mi? Galibiyetin galip gelmeseydi bugün bu birliktelik doğru olur muydu? Tabii bunda çok ilerleyen haftalarda göreceğiz ama Nef bir hava yakalar. Evet. Nef bir hava yakalar bunu birlikte. Sıradaki maçımız Ezot Tezmak 5 MNG Kargo 0. Ezot Tezmak performansını arttırmaya devam ediyor. İkinci yarı buldukları peş peşe gollerle farkı açan Ezot, sence eleştirilerden sonra mı yolu buldu yoksa oyuna yeni mi ısındılar? Ya bir kere bizim o ilk haftalarda yaptığımız eleştirilerin doğru eleştiri olduğunu, işte Tarık Kolanca örneği çok nettir. Performansını arttırmaya devam ediyor. Ama bu Ezot Tezmak'ta işler yolunda gidiyor. Bu haftaki İbrahim'in oyuncu tercihleri, sahadaki futbol, istek, arzu her anlamıyla çok iyiydi Ezot Tezmak'ta. Selahi artık böyle hani nefes alamayacak konuma geldi yani maç içinde artık yani bir oyuncu dili düştü derler yani o kadar çok koştu. Suat Yozgat'la savunmadan baktım 48. dakika falan hani göbekte de biri kendisi kiloları oldukça fazla ki ben yakışmadığını da söylüyorum. Bir futbolcuya o kadar kilo yakışmaz. Acilen bir bence bir eğitim alması yani eğitim değil ne diyelim fizyo destek alması gerekiyor bu konuda. Bir önce o kilosunu artık azaltması lazım. Yakışmıyor. Futbolcu fazla kilo güzel durmuyor ve oyunu da etkiliyor. Bence o kilosu olmasa belki daha da verim sağlayabilir. Belki zamanla bunu not edecektir. Tatlıya zaafı sezon, var. Sezon sonuna kadar göreceğiz. İstenilen forma. Tatlıya zaafı olan bir insan. Tatlıya yani da zaafı olduğu için. Her program çünkü bunu belirtiyorsunuz. Ama çok önemli. Yani futbolcu dediğim fit olacak. Ya biz bile burada program sunduğumuz için bir ekran yüzü olduğumuz kilo, için ne yapıyoruz? Abi. Kilomuza, fizimize, yediklerimize, içtiğimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Burada sevgili Suat'ın da buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü iyi, yukarı çıkan performansı var. Takım genel attığı işte bu hafta iyi yolda. Erdost'un yerine geçen filebekçisi Hüsa için de
hakikaten çok iyi işler yapıyor. Erdos da zaten umudunu kestiği için artık her maç öncesinde aldı çekirdeğini. Uğur'u izliyor. Uğur'un performansını artık takdir etmeye başladı. Ben hani takımın Dursun'undan Tarık'ına, Uğur'una hani tüm hatlarıyla oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Evet. Kemal'in olmayışı Şükrü'yü yalnız bıraktı mı sizce? Ya Kemal'in olmayışı tabii takımı geçen hafta da ben etkileyeceğini tahmin ediyordum. Çünkü hırsıyla, futboluyla. Şükrü de bir ara bir görüntüsü var. Hani keşke görüntüleri hani şu an verebilseydik, yayını hazırlasaydık önceden ama. Bir görüntüsü var Şükrü'nün, artık isyan ediyor. Yeter diyor yani. Pas alamıyor. Her şeye kendisi yetişmeye çalışıyor. Geçen sene de aynı sorun yaşamıştı. Yani Menege Kargo'nun işi her geçen gün zora gidiyor. Arkadaşlarına tam destek gelmeyince haliyle o da yoruluyor. Yani orta saha, yani forvet oyuncusu, yani forvet arkası oynayan bir oyuncu. Forvetteki oyuncu Volkan gole gitmekte zorlanıyor. Diğer giren oyuncu onu aratmıyor ama yani Şükrü'nün performansı yeterli desteği alamadığını düşünüyorum Selim Hocam. Sıradaki maçımız Oda Kopel Hyundai Net Holding arasında geçti. Net Holding Hyundai Oda Kopel Hyundai'yi 2-0'lık bir skorla yendi. Net Holding maçı net bir skorla kazanarak emin adımlarla yoluna giderken Oda hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Net Holding'de neleri beğendin hocam? Bir kere ben Net Holding'de hani yaşsal olarak biraz daha hani yukarıda olan kişi Metin Köprülü Bülent Demirbaş'ın performansıyla mest oldum. Özellikle burada Metin'e bir parantez açmak istiyorum. Metin Köprülü'ye inanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz işler yaptı sahada. Yani işte profesyonel yapıyı burada çok iyi göstermiş oldu sevgili Metin oynadığı futbolla. Yani şimdi sahada basmadık, yer bırakmadı. Attığı bir gol var, oldukça güzel. Yani her yere yetişti. Ofansa da destek verdi, savunmaya da destek verdi. Takımını da oynattı. Geriden oyunu çok iyi kurdu. Burada yani Bülent ve Metin'in bu sene takıma katılması çok şey katmış Net Holding'e. Kalecisi Mümin tam bir profesyonel file bekçisi. Oyunu soğutacağı zamanları iyi biliyor. Topu soğukkanlı oyuna iyi sokuyor. Hani bu sene Net Holding hakikaten Ali Titiz'in de, Turgay'ın da, Sinan'ın da emiri. Emir'i bir tek parantez açmak istiyorum. Takımın şu an en verimsiz ismi Emir. Hı hı. Takımın en genç oyuncusu ve en verimsiz ismi Emir. Yani futbol anlamında bu takımın... Uyum sağlıyor mu? Sağlayamıyor. Ya bu şeye benziyor. Yani şu an Beşiktaş'ta Abubakar gibi düşünelim Emir'i. Hı hı. Verim konusunda çok az. Yani takımın ama bir avantajı var. Takımın zaten hiçbir zaman bir Gomez'i yoktu. Yani Emir bu yüzden bu takımda sahip çıkılacak bir isim. Genç bir isim. Umut vadeden bir yetenek. Hı hı. Birazcık daha bence çalışırsa, çünkü arkasında oynayan Turgay, Ali'si, Keza Metin'i ona ya asistler yapabilirler. Tabii. Kendisine çok fazla güveniyor. Odakta Simone, Bülent, Denk ne yapmalı peki? Valla bence ya bu takımı silkeleyecek iyicene. Hepsini alacak karşısına, konuşacak. Ya da yol yakınken görevini bırakacak kendi kariyeri açısından Simone'nin. Evet hocam. Sıradaki maçımız Bir şey daha ekleyeceğim. Sözünü kestim. Şimdi Oda Kopel kaybetmeye başladığı andan itibaren, yani 7. dakikada golü yedi. Bu golü yedikten sonra Ahmet'in hiç çenesi düşmedi. Yani futbolda ayaklar konuşur benim bildiğim kadarıyla. Belki sözde kazanırız diye. Olmaz. Yani futbol sözde kazanamazsın. Yani futbolda hakemi etki altına aldığın varsayalım. Ama hakemi etki altına alman için de gene futbol oynaman lazım. Yani topu ofans hattına taşımadığın sürece hakem senin lehine... Pozisyona bir itiraz. Hakem senin lehine bir karar da veremez. Yani mantıken düşündüğümüzde top bütün maç senin rakip yarı alanda oynadı. Geçtiğiniz mesafe belli. Her pozisyondan sonra dönüp itiraz ediyorsun. Tarık keza savunmada öyle. İleri hattı oynayan Hasan, Ramazan, ya bunlar... Daha iyi verim almışsın. Çok genç isimler. Şeye döneceğim. İsrafil Öztemeli ben çok beğendim futbol anlamı olarak. Bülent Hoca'nın oynattığı mevki yanlış. Ön libero'da oynamaz o adam. O adam forvet arkası oynar. Başka türlü o adamdan verim alamazsın. Yoksa takım gol atamaz, üretemez. Benim burada tavsiyem Ahmet'i ön libero'ya çekip İsrafil'i orta alana alırsa bence takımın bu hafta ben galibiyetle tanışabileceğini düşünüyorum. Bu konuda da benim taktiksel anlamda verebileceğim bir bilgi olur yani kendisine. Yoksa Simone Bülent'in işi çok zor sevgili Nurcan. İnşallah benim hocam. Sıradaki maçımız Asplek 14 Mas Matbaacılık 2. Sence bu skoru iki takım da bekliyor mu hocam? Mas Matbaa da bekliyordu. Asplek de farklı kazanacağını tahmin ediyordu. Çünkü Mas Matbaa'nın performansı ortada. Asplek cephesinin
yükselen bir grafiği var ve gol attıkça atmayı seven bir takım. Bir de bir sosyal projeye destek veriyorlardı onlar da. Sezon başında söylemiştik. Attıkları gollerin hepsinin bir önemi vardı. Onlar da sürekli gol atmak istiyorlar bu yüzden. Çünkü yardım yapıyorlar bir kuruluma. Yani bu yüzden onların attıkları gollerde bizler de seviniyoruz. Herkes seviniyor. Her gol bir anlam ifade ediyor. O yüzden de yani rakibin yani saygısızlık yapmak amaçlı goller atılmadığını ve bu gollerin her birinin bir amacı olduğunu belirtmemizi matbaaya da iletelim. Yani çünkü bazen takımlar şunu söyleyebiliyor. Ya diyor biz gol attık yani ama yani keşke takımda bir yerden sonra dursaydı gibi duyumlar oluyor. Yani tam 10 tane attın 20'ye ne gerek var, 5 tane attın 10'a ne gerek var. Burada amacı farklı Aspilek'in. Gol attıkça bir kuruma yardımda bulunuyorlar, destekte bulunuyorlar. O yüzden de bence Aspilek'in performansı, Mas Matbaa'nın artık şunu söyleyebilirim. Kendi kaderini kendi çizecek. Önlerinde oyuncaklara bir iş yatırım maçı var. O maçı aldıkları takdirde gruptan çıkacaklar zaten. Şu an ona çalışıyorlar yani. Mas Matbaa'cılık final maçı son maçı olacak. Sence şansları nasıl? Çok kolay değil. Yoğun çalışmaları gerekiyor. Rakibi de hani hemen hemen eş düzeyde takımlar. İyi çalışarak galibiyete gidebilirler belki de. Evet hocam, diğer bir maçınız da iş yatırım 1, MNG Kargo Beyaz 3. Uzun süre çekişmeye sahne olan maçta MNG Kargo Beyaz taraftarların desteğiyle hem 3 puan aldı hem de gruplardan çıkmayı büyük ölçüde garantilediler. MNG Kargo Beyaz'ın enerjisini nasıl buldun? Bir kere müthiş bir taraftar desteği vardı MNG Kargo Beyaz'ın. Belki de MNG aralarında tek taraftar desteği olan takımdır. Buradan da ki ismini unuttum gerçi ama çok teşekkür etmek istiyorum maça gösterdikleri ilgiden dolayı. Gülesen Hanım'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onun önderliğinde geldiler bildiğim bayağı kadarıyla türbüne. Oldukça desteği var değil mi? Evet. Bu... Ya şimdi çok önemli bu. Yani kadın taraftarların futbol olan ilgisi her zaman bu yöne yani katkı anlamında, destek anlamında önem sunuyor. İki sezonun başında zaten yine seninle konuşmuştuk biz burada bunu. Kadın futboluna ülkede verilen desteğin az olmasının, yeterli sponsorların bulunamamasını bunu harfiyen konuşmuştuk. Ya işte desteği vereceksiniz. Ondan sonra da hani işte bu Güney Amerika'da düzenlenen turnuvalarda, dünya şampiyonlarında ülkemizin takımlarını bizler de görmek neden istiyoruz yani. Çünkü neden hep bir başkalarını, işte Avrupa şöyle iyi, şöyle güzel, şöyle kaliteli futbolculara sahip, neden Türkiye'de bunlar yok? Bir de şu var. Neden onlara daha fazla imkan sunulmasın? Yani erkeklerin oynadığı futbol i̇mkan bölümünde doğrultusunda sonuçta bu yürüyor. Yani ne kadar çok imkan verirseniz o kadar çok geliştirirsiniz. Şimdi aynı şey söyleyeceğim. Yani doğrultusunda da bir yani hayal edip evet biz de oralarda oluruz. Hayalli olmuyor, icraatlı oluyor. Dolayısıyla fiziksel bir hazırlık gerekir buna. Bunun için de imkan gerekir. Destek vermek şart. Şimdi şu var, erkek futbolundaki çıta zaten çok fazlasıyla yüksek. Hani bizlerin ülke futbolu oralara evet. erişmesi zaman alıyor. Yani senede, belki 10 senede bir defa işte evet. bir Galatasaray'ın şampiyonluğu var. UEFA Kupa, Süper Kupa. Ardından işte Şenol Güneş'le yakalanan bir dünya üçüncülüğü var. Ondan sonra aşağıya doğru inmeye devam ediyor. Ama böylesine zaten dünya genelinde de az bir hizmetin olduğunu düşünürsek kadın futboluna olan ilgi belli başlı ülkeler dışında çıtayı daha çok yükseltebilip zirveye oynamamız bence daha kolay. Yani bu masa tenisinde, güreşte, halterde kesinlikle. Nasıl bir başarı yakalıyorsak kesinlikle. Bence buraya gelecek bir sponsorluklarla da ben bu başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Yani bu yüzden de kadın taraftarlarının da maça desteği olunca pozitif anlamda hem oyuna etki hem destekleri yani bu konuda iyi oluyor. Buradan da Gülesen Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. O maça destek getirirler ve bu destek sayesinde bu takım 3-1'lik bir galibiyet aldı. İşlerini de bir hayli rahatlattı diyebiliriz bu galibiyetle. Evet, iş yatırımın bu oyunu ilerisi için umut vaat ediyor musun? En azından geçen hafta, yani ilk haftaya göre bu haftaki futbolu biraz daha umut vaat etti oyun anlamında ama Mas Matbaa karşısında işleri bir hayli zor diye düşünüyorum sevgili Nurcan. Evet. Sıradaki maçımız İpek Yol 5, Galata Taşımacılık 3. Uğur'un ekstra performansıyla İpek Yol rakibini yenerek önemli 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İpek Yol bu maçta beklenen seviyeye ulaştı mı? Genelde şimdi Uğur savunma oynayan bir oyuncu. Serhat'ın sakatlanmasıyla kendini biraz daha ofans attığını attı ve oradaki yeteneklerini de gösterdi. Bileklerine hakim de bizim. Çok hakikaten ekstra performans 3 puanı getirdi. Güzel özetledin yani konuyu. Uğur'un bu performansı da hem bu galibiyete ortak etti takımını
Hem de bu galibiyet İpek Yol o şaşalı günlerine bence geri dönecektir. O istediği oyunu sahaya yansıtma dönemlerine, kendilerine o özgüven anlamında iyi işler ben yapacağını düşünüyorum İpek Yol'un. Uğur Çevik gerçekten iyi bir oyuncu. Takımın geneline bakacak olursak Mustafa bu hafta çok hırslıydı. Onun performansı bir hayli başarılıydı. Feyzullah, şimdi kadroya bakıyorum, savunmada Mustafa, Ferhat ve bu hafta, geçen haftaki o kötü performansından sonra kaleci Özgür yine iyi işler yaptı. Yani bence İpek Yol artık yavaş yavaş yukarıya doğru oynamaya başlar. Evet, Galata taşımacılıkta defans hattı çok mu ağır kalıyor sence? Bence bu tip hareketli oyuncular karşısında bir hayli zorlandığını gördük. Yani işten çok riske atmaya başladılar. Galata taşımacılık turu geçebileceği zamanlarda aşağı gitmeleri büyük bir handikap yaratabilir. Evet, günün bir diğer maçında Organik Kimya 10, KRK Holding 0. Organik Kimya'yı sen ne kadar eleştirirsen de takım tabiri caizse takır takır futbol oynamaya devam ediyor hocam. Organik Kimya'nın bu başarısının perde arkası sence nedir? İşte bundan birkaç maç önce neyi konuştuk? Kadınların futbola ilgisini. Maç öncesinde, yayına çıkmadan önce, maç anlatımına geçmeden önce sevgili Zafer Kaya'nın eşiyle, Kaptan Yılmaz'ın eşiyle orada mini bir sohbetimiz oldu. Direkt geldiler zaten beni bir çemberin içine aldılar. O çemberin içinde yalnız başıma kaldım. Çok doğru eleştirilerde bulundular belki de. Hani izlediklerini, gördüklerini bizlere ilettiler. İşte bizim Organik Kimya'yı neden beğenmiyorsun? İşte oyuncular neden bu kadar ağır eleştiriler yapıyorsun? Takım 15 atıyor, 10 atıyor, 20 atıyor, 30 atıyor ama buna rağmen hala İstenilen seviye değil, performans kötü gibi eleştirilerde bulunuyor. Ya da Tanju'nun kilolarıyla ilgili mesajlarımız oluyor. Buradan da şunu görüyoruz ki eleştiri başarıyı daha da çıtayı yükseltiyor. Şimdi Organik Kimya'nın zaten senelerdir bir arada oynadığını düşünürsek, Organik Kimya'nın futbol anlamında iyi işler yaptığını düşünürsek, bunun da başarısının arkasında meğersem futbolcudan kendi bireysel yeteneği değil, arkalarındaki onu destekleyen yine bir kadın eli var. Evet. Yani kadın elinin futbola da uzandığında neler yapabileceğini takımın gördük. Çok önemli. Yani Organik Kimya'da oraya gelen geçen hafta, bu hafta taraftarların o takıma neler kattığını görmüş olduk. Bu çok net bir şekilde belli oldu. Onlara da şunu iletmek istiyorum. Biz Organik Kimya'ya burada överiz. Bazen sevmeyiz yorumlarımızda, belki eleştirilerde bulunabiliriz ama şu bir gerçek sevgili Nurcan. Bence Organik Kimya gibi takımların rehavete kapılma olasılığı daha yüksek olduğu için benim şahsi fikrim Organik Kimya'nın belki bu hafta farklı kazandılar, rakibin seviyesiyle alakalı bir, yani rakip arasındaki farkı da düşünecek olursak KRK Holding'le. Bence Organik Kimya'yı hani yorumlamak anlamında olumlu yorumlarımızı ancak şeyde yapabiliriz. Grup maçlarından sonra yapabiliriz ama olumsuz yorumlarımızı yapmaya bu aşamada devam edersek onlar için daha farklı bir katkı olur. Tanju için de şunu söyleyeceğim. İyi bir oyuncu. Bu hafta mesaj veri niteliğinde top oynadı ama kilo su konusunda ilk senelere göre o roşata çeken, takla atan Tanju'yu göremediğimiz için zaten söylüyoruz. Çünkü vücudun elastikliği zayıflıkla alakalı bir şeydir. Bunu yapamadığı için söyledim. Zamanla yaşlı ilerleyince ister istemez. Ama bu hafta Organik Kimya'da Yusuf'un olağanüstü bir futbolu vardı. Attığı muhteşem goller vardı. Yusuf artık kalitesini gösterirse, Yusuf o bildiğimiz Yusuf gibi oynarsa bence Organik Kimya'yı tutmak çok kolay olmaz bu sezon. Evet. KRK Holding'de bu performansın arkasındaki suçlu kim? Vallahi yani o kadar hani kötü bir sezon geçiriyorlar ki yani çok fazla hani belki şey çıkartabiliriz ortaya. Takımın teknik direktörü Ahmet Ateş, hani burada isim olarak öyle yazdığı için kadro bilgilerinde hani ismini hatırlamayabilirim. Bu konuda takıma iyi yön verememiş, iyi hazırlamamış takımını. Kaptan Serhat hayal, işte hayal kurduğunu kura çekiminde gördük. Business kapı çok hafife almış. Bir hayal dünyasında yaşamış soyadında olduğu gibi. Ama gerçeklerle tanışınca farklı skorları görmüş. Ama takımın idari menajeri var. Bir tane kadın yine takımın idari menajeri. O da eleştirilerimize karşı biraz serzenişte bulundu ama sahada kötü bir futbol var. Yani alınan skorlara baktığımızda hani şöyle genel anlamda sevgili Nurcan, şuradan da açmak istiyorum ama skorlara bakmak istiyorum. İlk maç sadece Galata Taşımacılık karşısında 3-1'lik bir skor var, mağlubiyet gene. Ondan sonra 9 yemişler, ardından 10 yemişler. Yani 2 haftada 19 gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam bu. Ve bunun karşısında totalde
2 haftada 1 gol, 3 haftada 2 gol atan bir takımdan bahsediyoruz. Yani çok ilginçtir ama bu kadar gol yiyen bir takımın da en iyi ismi kaleci ise bu da ilginç bir istatistiktir. Yani Davut, sevgili Davut abi diyeceğim. Yaşça bir hayli büyük. Gerçek var şimdi burada. Bir kaleciye ne kadar çok pozisyon gelirse kaleci bir o kadar çok çalışmış olur haliyle. Öne çıkıyor. Evet, dolayısıyla o da kendini geliştirmiş oluyor. Yani bu hafta da net bir görüntü var. Yoğun bir şut çalışması olmuş kaleci yani için. Davut'un yaşı da yani 40'ların üstündedir bildiğim evet. kadarıyla. Yani hatta 50'lere bile dayanıyor olabilir. Hatta bakayım buradaki kadro listesinde yaşı eğer doğruysa bize gelen istatistik bilgilerde 52 gözüküyor. Yaşı ki doğrudur. 52 yaşındaki bir file bekçisinden bahsediyoruz sevgili Nurcan. Artık son 45. dakikada o kadar çok pozisyonla karşı karşıya geldi ki. Çünkü gol yese bile uçma reaksiyonu göstermek evet. zorundadır kaleci hani. Artık 45'te ayağı dermanı bitti. Beni oyundan çıkarın dedi yani dayanamadı. Ondan dolayı da bir hayli serzenişi vardı. Ama ben genel hatlarıyla şunu söyleyebilirim. KRK Holding çok centilmen bir takım. Yani bu yönleriyle de artıları yazabiliriz kendilerine. Ama önümüzdeki sene birkaç transferle ki KRK Holding'de olduğunu düşünürsek hani Holding adında koyacak olursak bence geniş bir kitle içinden kadro seçimini yaparak başarıya çıkabilir diye düşünüyorum sevgili Nurcan. Evet, son bir sorum daha olacak. Tabii. Peki onları hangi spor dallarında görmek isterdin? Vallahi ben KRK'yı hazır idare menajeri de bayan olduğu için, kadın olduğu için söyleyeceğim. Yakın zamanda Aralık ayında futbol ilgisi var mı bilmiyorum. Varsa hemen senin transfer, senin takımına transfer için konuşmalara başlayabiliriz. Futbolunu da görmek istiyorum. Onları ben takım olarak madem topla ilgileri yüksek olduğu için Aralık ayında başlayacak olan şirketler görüşüyor. Bowling etkinliğine davet etmek istiyorum KRK Holding'i. Bununla ilgili bizim Sayın Taner Değer'le kontak kurabilirler kendileri. Zaten daha önce de kontak kurdukları için biliyorum. Bence onların bundan sonra katılabilecekleri en güzel organizasyon. Eğer şu süreçte önümüzdeki seneki Business Cup'a daha süre olduğunu varsayarsak. Bowling'e gelsinler. Orada hem eğlensinler hem oynasınlar. Bence onlar için güzel bir etkinlik olabilir. Yani buradaki o yaşadıkları stresi, sıkıntıyı biraz iş stresinden, sıkıntısından uzaklaşmaları gerekiyorsa bu şekilde uzaklaşabilirler. Konusu açılmışken de Aralık ayında şirketler yarışıyor. Bowling etkinliğimiz var. 51. dakikanın giriş introsunda ve bitişinde de yine yayınlayacak arkadaşlar. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Seni de görmek istiyoruz orada misafirimiz i̇nşallah, olarak. Inşallah. Hem ben eğleniyoruz. Takımla birlikte de gelebilirsin. Bireysel olarak da orada gelip oradaki eğlenceye ortak olabilirsiniz. Size de görmek isteriz. Yani güzel bir hava oluyor. İnsanların o hani Aralık ayı zaten son aylar bu hesaplar kitaplar da çok fazla olduğu için bu tip etkinlikler sayesinde birazcık kafalarını tabiri caizse dağıtıyorlar. Evet. Böylesine güzel bir etkinlikte hem KRK hem de diğer takımlarımızı da buradan bir İşaret davet bekleriz. Yönetelim. Benim söylediklerim bu kadar bu maça dair de. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum buraya geldiğin tekrardan. Hafta dakikanın bu hafta da sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.